Hayırlı günler kıymetli dostlar. Efendim bir gün Allah Resulü'nün huzuruna iki sahabi geldi. Ve bunlar miras konusunda anlaşamamışlardı. Allah Resulü'nden bu taksimatı yapmasını istediler. Sevgili Peygamberimiz bu insanlara, bu sahabilere dedi ki, şimdi sizden biriniz derdini daha güzel anlatarak beni ikna edip hükmü lehine verdirebilir. Ben de sizin gibi bir beşerim, insanım. Kimin delili daha mukni, daha ikna edici olursa ona göre hüküm veririm. Fakat ahirette işin hakikatine göre hüküm verilecektir. Evet, dünyada işimizi yürütebiliriz. Dünyada kendimizi haklı çıkartabiliriz. Hakkımız olmayan bazı şeyleri hakkımızmış gibi uhdemize, tarafımıza geçirebiliriz. Ama ahirette durum öyle olmayacak. Orada iş aslına dönecektir. Zalim diyor sevgili Peygamberimiz, zalim cezasını, mazlum da mükafatını bütünüyle orada görecektir. Allah Resulü böyle deyince ve her ikisi birden dediler ki, ya Resulallah, benim hakkım da onun olsun. Aman onun hakkı bana geçmesin. Bunu bırakın, benim hakkım da onun olsun diyerek Allah Resulü'nün huzurundan ayrılmak istediler. Ve ayrılırlarken sevgili Peygamberimiz onlara şu tavsiyede bulundu. Dedi ki, gidip malınızı adil bir şekilde taksim edin. Sonra da kura çekin. Kimin hissesine neresi düşerse payına razı olsun. Karşılıklı olarak birbirinize de hakkınızı helal edin, dedi. Evet, kıymetli dostlar, görüldüğü gibi ahirete iman sayesinde hayat bu şekilde tanzim edilmiş oluyor idi. Ahirete iman, benim hakkım da senin olsun düşüncesine getirir insanı. Ama bu inanç yoksa seninki de benim olsun. Hatta hepsi benim olsun düşüncesi hakim olur günümüz dünyasında olduğu gibi. Efendim, keşke demeyelim. Ah keşke şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım demeyelim. Yani Rabbimiz ahiretten bize olacak olan bir tabloyu olmuş gibi gösteriyor ve buyuruyor ki estağfirullah, yekulu ya leyteni qaddemtu li hayati. İnsan keşke ahiret için, ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Henüz ahiret gelmedi. Kıyamet kopmadı. Dünyadayız. Ahiret için bir şeyler yapabilecek durumdayız, konumdayız. O gün herkes kendi derdine düşecek. Kimseden fayda yok. Bizi kurtaracak olan sadece amellerimizdir. Yapıp ettiğimiz iyiliklerimizdir. Ve bunların hepsi zapt-ı rapt altına alınıyor, değil mi?
Amel defteri var herkesin. Ve o deftere kendimiz yazdırıyoruz. Ne ettiysek kendimiz ediyoruz. O gün kendim ettim, kendim buldum diyeceğiz. İyilik eden iyilik bulacak, kötülük eden de yaptığı kötülüğün cezasını çekecek. Ve o gün her insana şöyle denilecek: İkra kitabek. Al kitabını oku. Al bakalım eline. İşte bu senin amel defterin. Dünyadaki bütün yapıp ettiklerin bu defterin, bu kitabın içerisinde kayıtlı. Ve o gün kitabını oku. Her insana kitabını oku. Bugün kendi nefsin için kendine hesapçı olarak senin kendi nefsin yeter. Kendi nefsin senin kendine, sana hesap görücü olarak yeter. Hiç başkasında bir şey arama. Ne yaptıysan kendin yaptın. Bu kitaptakiler de o. Başkasını suçlama. Falan şöyle dediydi de ondan yaptım. Filan şu yola yönlendirdiydi de ondan ben o yolda gittim deme. İraden var. Aklın var. Onu kullansaydın ve kullanalım kıymetli dostlar. Eli boş gitmeyelim. Sadi Şirazi diyor ya, adam eline boş çuvalı almış, harman yerinde dolaşıyor. Doldurmak istiyor, buğday doldurup gidecek. Kıvranıyor, aranıyor. Birisi sordu, ne arıyorsun dedi. Buğday arıyorum, hazır, dolduracağım. Sen ekin ekip biçip buraya getirdin mi, harman yerine döktün mü, onu öğüttün mü diye sordu. Hayır dedi. Burası harman yeri diye geldim. Adam dedi ki harman yeri ama buraya ekin ekip biçenler ve buraya getirenler buradalar. Sen ekin ekmemişsin. Burada hangi buğdayı arıyorsun? Bu çuvalı dolduramazsın. Ekinini ek, biç, harman yerine ondan sonra gel dedi. Efendim, harman yeri orası, ahiret. Sonra çuvalımız boş kalır. Eli boş kalırız. Şimdiden doldurmaya çalışalım. Oraya yatırım yapma gayretinde olalım. Ve şu gök kubbede hoş bir sada bırakma derdinde olalım. Ölüm mutlaka hepimizi bir gün bulacak. Ölümden kurtuluş yok. Her şeye çare var ama ölüme çare yokmuş. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu iyilik yapanlar için, dünyada iyi yaşayanlar için buyuruyor ki, inanan ve yararlı işler yapanlar için hoş bir hayat ve güzel bir istikbal vardır. Efendim, güzel bir istikbal hepimizin olsun. Hoş bir hayat hepimizin olsun. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.